Yanıltıcı görüntüler. Acele et Billy, yoksa onu kaçıracağız. Her seferi de beni acele ettirmek zorunda mısın? Şimdiden yoruldum bile. Üstelik daha sabahın körü. Harika. Neyse ki henüz başlamamış. Gör bak, tek kelimeyle muhteşem olacak. En güzel yeri bulduk. Buradan hiçbir şeyi kaçırmayız. Bahse girerim. Kırmızı sarı benekli mavi bir yavru çıkacak. Bence de siyah beyaz benekli sarı bir yavru çıkacak. Bak şimdi de güneşli kanatlarını kurutuyor. Düşünebiliyor musun? Kelebeğe dönüşmeden önce tüylü bir tırtıl halindeydi. Ay muhteşem! Ne kadar güzel olduğunu görüyor musun? Ha, şuna bak, galiba bu bir tırtıl. Merhaba, ben Maya. Bu da benim arkadaşım Billy. Merhaba. İşte ona diyecek yok. Bitki gözünün tadına bakmak ister misiniz? Bitki gözü mü? Bitki gözüne bayılıyorum. Bütün gün ve gece yesem yine de usanmam. Bitki özünü kastediyorsun. Sen bitki özünü seviyorsun. Yani sen de yakında kelebeğe mi dönüşeceksin? Tıpkı onun gibi. Ne bileyim ben. Daha önce hiç başıma gelmedi. Ama şu bitki özünün büyüklüğüne baksanıza. Bahse girelim senden. Kocaman bir kelebek çıkar. Hem de yemyeşil. Bu lezzetli bitki özünden daha çok yersem dediğiniz gibi olabilir. Hadi sırtıma çıkın da size küçük bir tur attırayım. Sahi mi? Ne güzel. Sen de geliyor musun Billy? Aslında ben... Yaşasın! Ama eğlenceliymiş. Ama da yumuşakmışsın. Senin adın ne? Ben Deniz Momo. Momo mu? Maya ben Momo. Yaşasın Maya mı? Merhaba Maya. Merhaba Max. Max, seni Momo ile tanıştırayım. Yumuşak tenli Momo. Merhaba yumuşak tenli Momo. Az kalsın beni eziyordun. Onunla yarışmaya var mısın Momo? Elbette. İyi ama ben senden çok daha küçüğüm. Ne güzel işte. Daha hafif olduğun için daha hızlı gidersin. Ben de senin takımındayım. Elindeki yaprağı şuradaki ağacın gövdesine kim önce yapıştırırsa yarışı o ve kazanır. Ve bitki özünü mideye indirir. Evet, çok iyi bir fikir. Hadi Mayamo. Yaşasın Momo'ya. Yaşasın. Momo, ne var, ne oldu? Yarışın galibi Billy Max oldu. Üstelik bizim ayaklarımız yok ama buraya birinci geldik. Ama nereye gitti bunlar? Momo nerede? Kelebeğe dönüşmek için kendini toprağa gömüyor. Dışarı çıktığında burada olacağıma söz veriyorum Momo. Ve sana en sevdiğim bitki özünden getireceğim. Yaşasın. Sonra başka bir oyun daha oynarız. Görüşmek üzere. İşte orada.
da Veli, bak Momo değişmiş. Hadi gel biz de ona yetişelim. Merhaba Mayamo. Maya, ne o, bir şey mi istiyorsun? Affedersin Beatrice, seni bir başkasıyla karıştırdım da. Hı? Bir başkası mı? Ben de eşsiz olduğumu sanırdım. Türünün tek örneği. Demek kelebeğe dönüşmek uzun sürüyormuş. Böyle? Kovanın tehlikede olduğunu duymadın mı? Ne? Kilerimize dadanan bir işgalci var. Balımızın hepsini midesine indiriyor. Hayır olamaz. Peki ne yapacağız şimdi? Maya! Maya! Dev gibi bir mahluk. Biz onu dışarı çıkaramayız. Gecenin bir yarısı geldi. Saatlerdir ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Maya! Yüzlerce arı birleşip denesek bile onu bir anten boyu hareket ettiremeyiz. Ben içeri dönüyorum. Şimdi de kraliçemizin özel balını yemeye başlamış. Bu tam bir felaket. Maya! Gördün mü küçük arı? Bu güre kafalı mahluk her zaman aç. Bir saniye yemeden duramıyor. Resmen ayaklı mide canavarı bu. Bizdeki kısmete bakın, kim al seviyor? Bana bak. Sen kendini ne sanıyorsun bakalım? Bu vaz eteklerinden daha kaçını boşaltacaksın böyle? Ne bileyim ben, herhalde doyuncaya kadar. O da mı? Neyse. Hey, bana baksana sen, hemen bırak beni. O da ne? Kırmızı yaprak bu. Bunun burada ne işi var? Momo, yoksa bu sen misin? Momo? Momo, hatırlamıyor musun? Hani sen eskiden tırtıldın. Bilemiyorum. Ben kozamın içinden daha yeni çıktım. Ama hatırlamak zorundasın. Birlikte oyun oynuyorduk. Ben senin sırtına binmiştim. Sonra da yarıştık. Hem de Vex de Billy'e karşı. Olabilir. O zaman da bir şeyleri yemeyi çok seviyordum. En sevdiğin yiyeceği hatırlıyor musun Momo? Bitki özü. Hayır, öyle bir şey hatırlamıyorum. Anlaşıldı. Sen burada bekle. Ben hemen geri geleceğim. Maya! Maya! Momo'nun kozası çatlamış, yuvada tamamen bomboş. Biliyorum. Kendisi burada. Bizim balımızı yiyor. Ne? Onu nasıl durduracağımı bilmiyorum. Üstelik beni de tanımıyor. Kocaman bir güve olmadan önce yaşadığı her şeyi unutmuş. Sahi mi? Merak etme. Onu kovandan çıkarmak için aklıma bir fikir geldi. Hemen çayıra gitmem gerekiyor. Sen burada kalıp hafızasını canlandırmaya çalış. Hiç korkma. Hala dost canlısı davranıyor. Ama. Ne yaparsan yap ama bütün balı bitirmesine izin verme. Hadi içeri girsene. Madem arkadaşımmış niye bekliyorsun hala? Biz sadece bir kez oyun oynadık. Üstelik Maya hatırlamıyorsa beni zerre kadar hatırlamaz. Merhaba Momo. Bütün balı tek başına yemeyeceksin, öyle değil mi? Billy, orada ne yapıyorsun sen? Ne mi? Balın hepsini yemesine engel olmam istemiştin ya. Bütün balı onun yemesine izin veremezdim, öyle değil mi? Bunu hatırladın mı bakalım? Bitki özü bu. Ama ne oluyor bana? Maya? Momo! Demek en sonunda beni tanıdın. Mayamo! Momaya! Bak şimdi Momo, buradan çıkmalısın. Bizim balımızı yiyemezsin.
gel benimle. Çayırda istediğin kadar bitki özü yiyebilirsin. Maya, ben neden buradan çıkamıyorum? Sürekli yediğinden çok irileşmişsin. Gereğinden fazla yemek yersen işte böyle kapılara sıkışırsın. Olamaz. Bu şekilde kapıdan asla çıkamayacak. Ne yapsın? Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Burada kovanımızı yok etmeden ziyafet çekebilirsin. Teşekkür ederim dostlarım. Sakın unutma. Biz daima arkadaşız. Sen de şunu unutma. Bu arkadaş asla doymayacak.